Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. E, futbolcu tanıtımlarına, daha doğrusu Galatasaray'ın altyapı cevherlerini konuşmaya devam ediyoruz. E, sizler bu konuda beni gerçekten çok ciddi anlamda yüreklendiriyorsunuz. Önerileriniz çok güzel. Hepsini de değerlendiriyorum ama desteğe devam edin arkadaşlar. Özellikle altyapı futbolcularıyla ilgili veya genç futbolcularla ilgili çektiğim videolara e, ilgi göstermeniz benim için çok önemli. Çünkü ne kadar çok ilgi olursa YouTube tarafından o kadar çok ön plana çıkartılıyor. E, lütfen videonun altında benim yorumlarıma katılıp katılmadığınızı, farklı düşünceleriniz varsa onları paylaşın. Ayrıca yine konuşmamı istediğiniz hem Galatasaray altyapısından olur veya başka altyapılardan genç futbolcular olur yazarsanız bazen ben bazen Ali Deniz Çakır veya başka arkadaşlarla beraber biz bu isimleri sizlere elimizden geldiğince tanıtmaya çalışırız. Desteğinizi bekliyorum. Yani beğenip mutlaka mesaj atın. Hatta Atalay Babacan hakkındaki görüşlerinizi de lütfen bu videonun altında paylaşın. Şimdi Süleyman Luş videosu olsun, Ali Yavuz Kol videosu olsun. Onun altına en çok Eyüp abi Atalay Babacan gelecek sezon Galatasaray'da olacak mı? Fatih Terim onu düşünüyor mu? Artı Sassuolo'ya gideceği yönünde haberler var. Ee, bu konuda sana gelen bir bilgi var mı şeklinde Mesajlar gönderdiniz İki konuyu da araştırdım Sassoğlu'yu sona bırakalım Önce Atalay Babacan'ı bir anlayalım Tanıyalım 2000 doğumlu bir futbolcu 20 yaşında 1.74 boyu var arkadaşlar Sol ayağını çok iyi kullanıyor Raket gibi kullanıyor Orta sahanın göbeğinde oynuyor 8-10 numara pozisyonda oynuyor İkisini de yapabilecek kapasitede bir futbolcu Ve e, açıkçası Eee sol kanada da kaydırabiliyorsunuz sol ayaklı olmasından kaynaklı olarak. Galatasaray'la 2022'ye kadar sözleşmesi var ama bir ara Mustafa Kapı gibi biliyorsunuz Mustafa Kapı Galatasaray'dan ayrıldı. Şimdi Trabzonspor'la görüştüğü konuşuluyor. Sözleşme yapmakta direndi. Bu biraz menajerinin de etkisiyle oldu. Menajeri Galatasaray'dan herhalde para koparırım düşüncesiyle o oyuncuyu biraz geriye çekti ama o problem çözüldü. 2022'ye kadar artık Galatasaray'ın oyuncusu ve bu sezon başı kampında çok uzun sürede bir kamp olmayacak, antrenman dönemi olmayacak pandemi nedeniyle ama yeni sezona girilirken yapılacak antrenmanlarda, hazırlık maçlarında çalışmalarda Atalay Babacan'a çok ciddi şans verilecek arkadaşlar. Bunu Galatasaray altyapısına yakın isimlerden öğrendim. Ben Atalay Babacan'ın, Süleyman Uluş, Yunus Akgün, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol, bu isimlerin çok ciddi Fatih Terim'in tedrisatından geçeceğini, ışık gördüklerini, cevher gördüklerini de A takıma kazandıracağını düşünüyorum. Atalay Babacan da bu şansı bulacak. Zira yeteneklerini birazdan anlatacağım size. Üst düzey yetenekleri var. Sözleşmesini yenilemiş olması açıkçası çok olumlu buluyorum ve antrenmanlarda da deneneceğini düşünüyorum. Süper Lig'de oynamamış hiç ama Türkiye Kupası'nda Keçiören gücünü atmış olduğu güzel şık bir gol var. E, net çerçeveyi görüp çok şık bir golle topu e, havalandırıyor açıkçası. Golü de biraz hatırlamıştım. Hatırladım e, konuşurken. A, izlerken hatırladım. Özür dilerim. Artı biraz daha detaylı bir şekilde baktığımızda oyun zekasının çok üst seviyede olduğunu görüyoruz Atalay Babacan'ın. U19 liginde 22 maçta 4 gol 4 asist yapmış. Biraz daha asist kısmını özellikle şimdi 4 gol orta saha için fena değil ama biraz daha fazla asist yapmasını beklerdim ki 20 yaşında genç bir futbolcudan bahsediyoruz. Sürekli gelişim gösteren bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu herhalde zaman ilerledikçe zaman geçtikçe daha da yukarılara çıkacaktır. Şimdi oyuncunun özelliklerine geçelim arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla bir de Ajan Spor'un oyuncuyla ilgili çok güzel analizleri var. Ajan Spor mutlaka Atalay Babacan Ajan Spor yazın. O analizleri mutlaka okuyun. Oradan da birazcık yardım aldım. Top dağıtımında çok iyi arkadaşlar. Yani topu ayağına aldığı zaman şöyle bir yukarıdan bakıp kim müsait, kendisi bitirebilir mi, pas mı vermesi gerekiyor, en tehlikeli bölge neresi ki biz buna kilit pas diyoruz. Kilit pas yeteneği de var. Yani direkt yanındakine verip toptan kurtulmuyor. İleriye dikine yüksek pas baş, e, başarısıyla hızını da, şiddetini de çok iyi ayarlayarak iyi paslar verebiliyor. Top dağıtma yeteneği, oyunu açma özelliği var. Oyunun sıkıştığı kanattan bir anda tersi dönüp bomboş koridoru bulup oraya doğru oyunu ve topu yönlendirebiliyor. Bu özelliği de gayet başarılı. Çabuk karar verme yeteneği var. Çabuk ve doğru karar, son pas diyoruz. Karar pası diyoruz. Bu basketbolda da çok önemli. Çok yetenekli oyuncular o karar aşamasında yanlış kararlar verdikleri için e, bir üst seviyeye çıkamadılar. O işi iyi beceremediler. Kendisi mi kullansın pas mı versin o kararı iyi veremediği zaman sıkıntı yaratıyor. E, burada Atalay Babacan'ın açıkçası bu karar konusunda bir sıkıntısı yok. Hem doğru karar veriyor o anlamıyla başarılı hem de çabuk karar veriyor arkadaşlar bir orta sahada dinamo pozisyonu takımın beyni olacak bir futbolcuda bu özellik çok önemli. Karar yeteneğini de ben beğendim. Şut kısmına gelelim. Evet arkadaşlar şutuna güveniyor. Ben futbolda da basketbolda da şutunu şut denemeyen şutuna güvenmeyen çembere veya kaleye bakmayan futbolcuları veya basketbolcuları sevmiyorum. Atalay Babacan'da bu yok. Atalay Babacan gayet deniyor şutuna güveniyor ve gayet muntazam tehlikeli bir şutu var. Açıkçası şut konusunda da etkili bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Kilit pas yeteneğinden bahsetmiştim. Biraz daha açalım. Yani Belhanda'yı ben niye eleştiriyorum? Belhanda sürekli yanındaki oyuncuya topu vererek e, basit oynamaya çalışarak et, e, fark yaratmaya çalışıyordu. Tamam bu oyunun belirli bölümlerinde yapman gereken bir durum ama bazen de araya pas atman lazım kilit pas atman yap lazım. Asistin asistini değil de direkt asist yapman lazım. Bu bağlamda hep ben Belhanda'yı çok sıradan düz bir futbolcu olarak görüyorum. Ama Atalay böyle değil. Atalay risk alacağı yerde topu kaybetme pahasına, hatalı pas verme pahasına onu deniyor ve yüksek başarı elde ediyor. Bu da Atalay Babacan'ın artı özelliklerinden biri arkadaşlar. Eksisi ne? Valla bir tane eksisini buldum ki çok önemli bir eksik. Fizik olarak yetersiz. Kendi o U19 ligi olsun... Kendi altyapılarda yapmış olduğu arkadaşlarıyla... Kendi yaş grubuyla yapmış olduğu maçlarda bile... E, biraz fiziksel dezavantaj yaşamış... E, Süper Lig'e çıktığında... Veya Avrupa'ya gittiğinde... Öyle bir ihtimal de var... Bu fizik dezavantajını çok fazla hisseder... Fizik olarak kendisini geliştirmesi lazım... Yavaşlamadan kalınlaşması gerekiyor... Cedi Osman'ın yaptığı gibi... Bunu başka videolarda da anlatmıştım... Eğer yavaşlamadan çabuklaşırsa pardon kalınlaşırsa e, o zaman çok daha farklı çok daha e, üst seviye bir futbolcu olacak. Yani bana göre bir seviye atlamış olacak. İlk eksiği bu. İkinci eksiği de tecrübe. Tecrübe zaten oynadıkça gelecek bir şey. E, default olarak yüklenecek kendisine ama kalınlaşması, güçlenmesi ve e, oyunun iki tarafında da var olması, rakibini takip etmesi, sadece ofansa odaklı değil de savunmaya yardım eden bir futbolcu olması onun için çok önemli. Eğer bunu da başarırsa ar rahat yani oyunun iki tarafında da var olabilen efektif bir Atalay Babacan görürüz Galatasaray seviyesinde de gayet iş, iyi iş yapar. Ama sadece hucumda var olup ofansif anlamda iyi işler yapıp fizik gücü yetersiz olduğu için ikili mücadelelerden kaçarsa, savunmaya yardımı eksik bırakırsa o zaman da sıkıntı yaratır. Ee, çok tercih edilen bir futbolcu olmaz. Özelliklerini dilim döndüğünce araştırmalarımı da burada onu da söyleyeyim. Kullanarak size paylaştım. Şimdi Sassuolo meselesine gelelim. İlk olarak bunu Galatasaray'la ilgili transfer haberleri paylaşan Ergin Kayıoğlu sanırım Twitter'dan duyurdu. Ben öyle gördüm. Galatasaray ee, daha doğrusu Sassuolo türk bozularla zaten çok fazla ilgilenen bir kulüp, ee, Galatasaray ile masaya oturup Atalay babacanı transfer etmek istiyor şeklinde bir haber var. Ben bunu araştırdım. Evet arkadaşlar, Sassuolo kulübünden böyle bir teklif Galatasaraya gelmiş. Hem Galatasaraya hem de oyuncuya ve menajerine bu teklif iletilmiş durumda. İlerleyen dönemde Galatasaray ve Sassuolo kulüpleri masaya oturacaklar. Galatasaray'ın aslında kafasında Atalay'ı e, antrenmanlarda görmeden, onu denemeden satmak gibi bir düşünce yok. Bu yüzden bu randevuyu da Galatasaray olabildiğince ertelemiş durumda. Yani Galatasaray önce Atalay Babacan'ı bir kendisi kullanabilir mi? Atalay Babacan'ın yetenekleri ne seviyede? E, A takımında şu anki işte yabancılarla ve yerlilerle yapacağı antrenmanlar, yapacağı maçlarda nasıl bir verim verecek? Özellikle hazırlık maçlarındaki performansı nasıl olacak? Ona göre Galatasaray bir pozisyon alacak. Eğer Fatih Terim Atalay Babacan'ın A takım seviyesinde iyi bir oyuncu olacağını bırakın hani üst seviye direkt takım üzerine kuracağın oyuncu olma noktasını geçelim. Rol oyuncusu bile olabileceğini görürse Atalay Babacan'ı takımda tutar. Veya Atalay Babacan'ın fiyatı yukarılara çıkar. Satacaksa da Galatasaray 1 milyon euro isteyecekse 2 ister, 3 ister, daha yüksek bir rakam ister. O yüzden Galatasaray Sassuolo kulübüyle görüşecek. Sassuolo'nun teklifi var. Bu haber doğru. Ergin Kayıoğlu'nu da tebrik ediyorum bu haberi duyurduğu için. Ama Galatasaray onu denemeden bu masaya oturmayacak arkadaşlar. Önce Atalay Babacan'ı Galatasaray bir deneyecek. Onun sonrasında da oyuncuyu satıp satmayacağına karar verecek. Hikaye bu şekilde gelişiyor. Atalay Babacan tanıtımını yaptık. 2000 doğumlu, e, orta sahada, sol kanatta da oynayabilen bir isim. Yetenekleri, sağ görüşü, oyun zekası, şut yeteneği üst seviyede. Fiziksel zaafı olduğundan bahsettik. Denizli altyapısından çıktığından bahsettik. Önemli kritik bilgileri paylaştık arkadaşlar. Umarım e, gelişimini devam ettirir. Galatasaray'da ve ileride milli takımda oynar, milli takımda üstün başarılar elde eder bütün temennimiz gençlerimizin başarılı olması önünde. Yayının başında söylediğim gibi sonunda da bir kez daha hatırlatayım. Atalay Babacan'la ilgili düşüncelerinizi mutlaka videonun altına yazın. Eleştirilerinizi mutlaka videonun altına yazın. Beğenmeyi unutmayın. Ve önerileriniz varsa, konuşmamı istediğiniz başka futbolcular varsa onları da yazın. Beraber tartışalım. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.